Post SUNAR Ömer sizin kaleminden Altı Kaval Üstü şeşane. Mevcut sanat ortada. Kamunun işte bu sanattır diyebileceği ya da en azından sanattan anladıkları sanılan kişilerin iyidir diye teski edebilecekleri eserlerin yokluğu sanatçıların yönelimlerindeki, üretimlerindeki kafa karışıklığına karine sayılır. Bu hususu kimi mahsurlarına rağmen indirgeme yoluyla şu üç noktada çerçeveleyebiliriz. 1. Sanatçılarımız her şeye rağmen şükürler olsun ki kendilerini Müslüman olarak nitelemelerine rağmen İslami bir zihniyetin içinde durarak sanat yapmıyorlar. İslami zihniyeti ibadet ve benzeri amel yönünden temsil ediyorlarsa da onu sanatın tarlası kültürel üretim sahası olarak görmüyorlar. Bunun talim, terbiye, tahsil, zihniyet dönüşümü ve benzeri birçok nedeni vardır ki bunların müstakil olarak incelenmesi gerekir. 2. Sanatçılarımız sanatta kemal noktası olarak dayatılan Batı sanatına yerel bakışla, taleple ve sanat zevkiyle uyuşmadığı için tam olarak teslim olamıyor. Bu da iki yönlü bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. A Mersinli Şükrü. Türkmen ilinin duygu ve kelime mirasıyla rilkevari şiirler yazdığı için Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun diyarında alay konusu olabildiği gibi Ankaralı bir eleştirmen de tekrar vurgulamalıyım. Mersinli Şükrü'nün şiirlerini Hölderlin, Blankşe, Eagleton ve benzeri batılı şair ve nazariyatçıların görüşleri eşliğinden eleştirdiği için ortaya altı kaval üstü şeşhane bir sonuç çıkmakta. 3. Kimi sanatçılarımız da şuurlu bir tercihle Müslüman olarak nitelenmemek ve kültürel komplekslerini büyüterek aynı zamanda bir pazar daralmasına tabi olmamak için iki cami arasında kalmış bir beynamaz olarak aslanla tilki fıkrasındaki avanak gibi dolaşa dururken bir iki şey üretmekle sanat yaptıklarını zannetmekteler. Zikrettiğim bu üç hususu tam kapsamayacaktır belki ama yeni çıkan bir şiir dergisinin sadece adından hareketle konuyu biraz olsun ete kemiğe büründürmeye çalışalım. Şiir versus. Kardeşim Furkan Çalışkan'ın riyasetinde çıkan bu dergiyi öncelikle tebrik ediyor bereketli içerikle istikrarlı bir yürüyüş diliyorum. Dergiyi henüz görmedim ama ele alacağı mesasta görmem gerekmiyor zaten. Yukarıda dediğim gibi beni ilk etapta ismi ilgilendiriyor. İki kelimeden ibaret olan meskur isimdeki ilk kelimenin şiir olduğunu biliyoruz. Klasik Arapçada şiir ilim demektir ve dergiyi çıkaranların bu kelimeyle talip oldukları şeyin kadimliğine ve onun tanımına uygun asilane yönelişlerine bir karine oluşturduğuna hükmetmemiz son derece normaldir. Peki versus nedir? Sözlükler bu edatın Türkçe anlamına karşı aleyhinde veya şeklinde vermişler. Bu karşılıktaki karşı ve aleyhinde kelimelerine bakarak şiir versustan şiirsel karşı duruş, muhalefet ve benzeri anlamları çıkarabilirim. Ama bunun mantığını izah etmekte güçlük çekeceği maşikardır. Kadim zamanda ilim anlamıyla bilayre klasik şiirin mahiyetine ve işlevine göre dile mesenlik oluşturmasıyla maruf olan şiir neden karşıya geçme, aleyhe dönme durumuna malzeme edilsin ya da bir edatın kısırlığına feda edilsin ki? Üstelik bu siyasi bir dergi değil. Ön ve son tahlilde bir edebiyat dergisi ve onu çıkaranlar da merhum Bahattin Yıldız'ın söyleyişiyle bizim çocuklar. Burada bir fikri darlığına düşününce El Mavri'de başvurmak geldi aklıma ve onda beni rahatlatacak bir cevabı ulaştığımı farz ederek rahatladım. Kelimenin bu sözlükteki karşılığı mukabil demek kabul kelimesiyle aynı kökten olan mukabil, karşılık duran, karşılık oluşturan anlamıyla bir muhalefeti değil, bir uyumu, hatta rızayı işaret etmektedir. Fakat beni tereddüde düşüren şey, dergiyi bu ismi layık gören arkadaşlarımın gençliklerinin de etkisiyle karşıtlığa da daha fazla itibar etmiş olabilecekleridir. Meskur ismi örnek verme sebebimize gelince, kardeşim İsmail Kılıçarslan'ın dergiyle ilgili yazısındaki birkaç izleye göre her yeni bir dergiyle birlikte bizim çocuklardan dergiciliğimizdeki asli silsileyle irtibatlarını belirtmelerini, en azından ima etmelerini ummak teamülümüzdür ki sırat-ı müstakim Sebilur Reşat'la başlayan bu silsile, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Kayıtlar ve Heceden itibara ulaşır. Buna göre şimdi şunu sormam gerekir. Bunlardan hangisi kimliğini ve suretini batılı bir kelimeyle izah etmeye tenezzül etmiştir ki şimdi şiir versus tenezzül etsin? Yazımızı yukarıdaki üç esasa göre toparlayacak olursak versus tenezzülüne göre bizim çocukların seçimi onlardan hangisine denk düşüyor? Aslında ben üçünden de onları tenzih ediyorum ama ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor. Post sundu.